çalışan bir kocacık ve bugün relaksa yani şimdilik relax modunda kafa yapım ama bilmiyorum. Bir izleyicim demiş ki bu tamamen her şeyi salmış pasaklı insanların kafasını yaşamak istiyorum demiş. Ben tabii ki onun bu isteğini yerine getiririm. Bugün pasaklı takılacağım. Ben dedim ki tamam, yarınki vlog senin için geliyor dedim. Hiçbir şey yapmayacağım, sadece relax. Ev olduğu gibi duracak, temizlik yok, toparlama yok, yatağı bile kaldırmayacağım dedim. O dedi ki yok abla sen titizse yapamazsın. Göreceğiz, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Günün sonunda belli olacak. Ben mi kazanacağım yoksa o mu kazanacak? Bu bir asla şey değil, iddia değil, iddiaya girmedik. Sadece benim de relax ihtiyacım var. Bugün pazar. Bakalım. Evin son durumu bu. Akşamdan kalma birkaç bardağımız falan var. Soba Yusuf'ta, salonda bir şey yok. Yatak odamız, yatağı sadece bozulmuş. Arasın odasını yatağa toplanacak. Bugün sadece yapacağım tek şey kahvaltı hazırlamak, yemek yapmak. Haliyle tabii ki masayı da toplamak, onu öyle bırakamam. Bir de çamaşırlarım var, onları toplayacağım, katlayacağım ve çamaşırlarım var, onları asacağım. Asılacak çamaşırlarım var. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Et süpürmek yok, toparlamak yok. Bu kafayı yaşayacak mısınız benimle? Hadi bakalım. Bugün temizlik falan da yok. Temizlik bekleyenler varsa direkt şimdiden söylüyorum. Hadi bakalım bana bugün kolay gelsin değil de bana bugün iyi tatiller, iyi pazarlar o zaman. Kahvaltıda da kolaya kaçtım. Ne bulduysam ortaya koydum. Kahvaltılar yapıldı. Şimdi soframı toplayacağım. Koltuğa direkt koltuğa. Aras'tan kurtulamadım ama oyun oynayalım diyor. Jengaları çıkarmış. Biraz onunla oyalanayım da. Hava bugün güzel. Odun kesme işleri bitti bizimkileri. Bugün bahçeyi temizleyecekler. O talaşları falan süpürecekler. Ne aşkım, o patik sana artık küçük bebeğim. Anneciğim o küçük küçük. Git onu kaldır, onu ezele veririz. Terli ses. Hayatım ben Sergio'yu izlemek istemiyorum. İyiyim, ben Sergio'yu. Seninle mukbang istiyorlar. Bir ara ayarlayalım da. Mukbang. Sarı cevap. Açık renklerimi toplayayım. Onlar kurumuşlar. Şu koyu renklerimi asacağım. Bir fincan da çay aldım. Birazcık otururum. Hava çok güzel esiyor. Sonra içeri gideceğim. Allah'ım. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? İnşallah güneş iyi gelir size. Biraz sabah güneşini alsınlar diye de açıkçası yerini değiştirdim bunları. Yok, çok daha nemli. Şöyle yarım saat daha havalansın da rüzgarda sonra asarım. Oturayım dedim ama esiyor. Üstüne de kısa kolayını içeri geçeyim. Relax time yapalım. Şimdi biz Aras'la rakamları öğreniyoruz 5'e kadar. Dün 3'e kadar öğrendi. Ama 3'ü hatırlamıyor. Tekrar unutmuş. Şöyle ben rakamları yazdım. 3, 4, kartlar 5, 6, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi o bir rakamını boyuyor. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3. 3. 4, 5. 1, 2, 4, 5. Aras bak. 5 tane parmak aç böyle. Aras. 1, 2, 3, 4, 5. Dur bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5.
5. Harikasın. 1, 2, 4, 5. Bak işte 2'den 4'e atlıyorsun. Bu olmaması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Harikasın. 1, 2, 4, 5. Bak işte olmaz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 6. Şurada 5 tane kalem ayarladım. 100. Buradan da sayıp 60. Toplayıp çıkaracağım bunları şimdi. Ama gerçi toplama çıkarmaya daha geçmiyorum. Henüz şunu da önce bir şu rakamları seçmeyi bir öğrensin. Bugün 20 dakika böyle çalışacağız. Öğretmenin attığı plana göre yapıyorum ben bunların hepsini kafama göre değil. Anneciğim bu hadi hızlıca boyamanı yap. Daha 4 tane kart boyayacaksın. 30 dakikada Baby TV açacağız. Onu izleyecek ya da kanaldan... Ya da kanaldan gönderdiği linkleri izleyecek. Anne evet ben telefondan izleyeceğim. Televizyonda Singer Bob Karapan Turu izliyor. Tamam hadi boya hızlıca. O kadar dolu dolu yapmana gerek yok. Hızlı bir şekilde boyarsam daha iyi olur. Zamanımız geçiyor, çalışmaya başlayacağız. Tamam. Verin sen bana. Şimdi. Burada kaç tane kalem var say bakalım. 1, 2, 4, 5. Bir tane arttı. Bir tane rakam eksik söyledim. Tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5. Harikasın. 1, 2, 4. Şimdi bunların arasından bana 3'ü gösterir misin? Aras. Bunların arasından bana 3'ü gösterir misin? Ben de. Bunların arasından bana 3'ü göster oğlum. 1, 2, 3. 3. Harikasın. 5'i göster aşkım. 5. 5. Harikasın bebeğim. 1 göster. 1. 1. Aras. Lütfen Aras. Parmaklarınla çalışacaksın. 1. 1 bu. Tamam. 3'ü göster bebeğim. 1, 2, 3. 3. 3 neymiş? Yani şöyle 2 tane karnı olan rakam 3'müş. Evet. Birazdan kartları karıştıracağım ve 1, kartları... 1, 2, 3, 4, 5. Harikasın. Ben 1, şimdi kartları karıştıracağım. 1, kartlarda 2, rakamları seçmeniz. 3, 4, 5. 5. Harikasın. 1, 2, 4, 5. Hayır. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Çiz hadi bebeğim. 5'i çiz bana. Bakayım. O kaç? 5. Harikasın bebeğim. Çak. Harikasın aşkım. Şimdi 10'a kadar say bakalım parmaklarınla bu görsün teyzelerin. Koyalım. Bu da benim sesim. O da o senin çalışma kağıdın. Onu buraya koy. O senin. Dur. O senin bebeğim. Koy buraya. Ondan da öğreneceğim ben. Tamam. Sevgilim hadi 10'a kadar say bakalım. Aç parmakları. 10'a kadar saymayı öğrendik biz. Bu, benim yanımda bu. Benim. Tamam. Benim. Tamam. Şimdi bu 2'yi bul dedim. 2'yi buldu. 5'i de buldu. Şimdi şunları da soracağım. Evet bir, Aras. 10'a kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 10'a kadar say. 10. Parmakları açıyorsun. Başlıyorsun birden. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra? 6. 6, 7, 8, 9, 10. 11 değil, 10. 10. Tamam. 10. Şimdi bunların arasında 2 ile 5'i bulduk. Tamam mı aşkım? Tamam. Şimdi bana 1'i gösterir misin bebeğim? 1. Evet, hangisi 1 aşkım? Parmaklarınla daha kolay an. 1. Hangisi 1 aşkım? Harikasın bebeğim. Şimdi bana 4'ü gösterir misin Aras'cığım? 1, 2, 2, 4. Tekrar say, tekrar say. Bir, üstün körük dur, yapma. Bir dakika. Dersimiz zaten bitecek neredeyse. Hadi anneciğim. Az kaldı, sonra çizgi film izlemeye geçeceksin. Hayır anne. Çizgi film derken sayıları birkaç kez daha sayacaksın. YouTube'dan izleyeceksin ya. Hadi. Oyun oynayalım. Sonra da Jenga oynayacağız. Söz verdim hadi. Efa sayıyla duruyor. Yoksa giderim saymam bak. Sadece kahvaltı masamı topla. Söz ver son... Sayman bak. Söz ver oynayacağımızı. Söz verdim aşkım. Sen söz. Öğrenmen lazım. Bunlar senin için lazım. Erkek sözü.
Saat 1:10 geçiyor. Temizlik yapılmayınca iş de bitmiyor. Şey, temizlik olmayınca gün de bitmiyor. Rus kanalına bakalım neler varmış. Bir fincan daha çay mı alayım, kahve mi yapayım bilmiyorum ki. Pasaklı günüm böyle. Pasaklı günüm hiçbir şey yapmayacağım. Ne varmış? Şimdi relax günün akşam yemeğinde hakkını vermem lazım. Aa, çok özür dilerim. Gece çok geç uyudum. Sabah da saat 10'da uyandım. Geç uyandım ama uykumu alamadım. Çünkü geç uyudum. Saat 3'tü galiba uyuduğumda. Yeni bir ekran resimleri için program indirdim. Kuzenim Emine gönderdi. Onunla bir şeyler yapıyorum. Bakalım. Onu kurcaladım. Çok zamanımı aldı. Geç uyudum. Biraz belki şekerleme de yaparım. Nasıl olsa bir şey yapmayacağım bugün. Yusuf diyor ki aşağıda temizlemeye, bahçeye biraz bana yardım et dedi. Dedim hayır, bugün benim relax günüm. Hiçbir şey yapmıyorum. Bugün muafım. Ha, ne diyecektim? Akşam yemeğine de kolayına kaçacağım. Makarna yapacağım. Salçalı makarna. Yine başka bir sürpriz çıkmazsa. Yusuf çünkü dünkü yemek planım çok başkaydı. Kokoreç getirdi. Ay, şu gün de bitsin de yarın kendimi dışarı atacağım. Alışveriş yapılması lazım. Evde hiçbir şey kalmadı. Yani iki gün yasakları unutmuşum ben. Cuma günü normalde bizim pazara ve markete gitmemiz lazımdı. Tam takır kuru bakır. Yani bir şekilde idare ettik iki günü. Ekmek almaya çıktı sadece Yusuf. Ben merdivenden aşağı bile inmedim. Öyle söyleyeyim. Tüm iki günü böyle evde geçirdim. Cuma günü de inmedim galiba bir yere sanırım. Evet. Cuma günü de çıkmadım aşağıya. Sadece evimdeyim. Yusuf sabahleyin bana diyor ki sen de artık sıkılmadın mı? Yani sürekli evdesin. Sürekli evdesin. Dedim yok. Kendime meşgale buluyorum. Ev işi yapıyorum. Vlog çekiyorum. Yorumlarınıza bakıyorum. Birikmiş vlogları izliyorum arkadaşlarımın. Zaten gün kısa, hemen bitiyor. Evet. Akşama da öyle öğlen yemeği bir şey yapmam. Çünkü zaten çok geç kahvaltı yaptık. Daha yeni kalktık, kahvaltı masasından sayılır. Bugün şu saçlarımı yıkayacağım. Hiç hoşuma gitmedi. Bir daha da asla böyle bir saçmalık yapmayacağım. Çok yıprandı saçlarım. Çok üzüldüm açıkçası. Karıştı da aynı zamanda. Tarıyorsun ama tekrar toplanıyor. Birbirine giriyor. Şey gibi, yün gibi, keçe gibi. Çok üzüldüm. Yapmayacağım bir daha böyle bir şey. Babam dün değil ondan önceki gün cuma akşamı işten dönerken motorla iki kişi marketten çıkarken onlara çarpmamak için fren yapmış. O gün de yağmur çok vardı. Fren yapınca takla atmış. Baş parmağı çatlamış sol elinin. Dizi falan biraz yaralanmış. İşte acile götürmüşler. Ambulans gelmiş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. İki gün geçmiş aradan. Ya biz tabii ki yazıştık, konuştuk ama kimse bana bir şey söylemedi. Babam demiş ki hani söylemeyin, üzülmesin diye. Çok şey oldum şimdi, böyle canım sıkıldı, keyfim kaçtı. Annem dedi ki gelecek misin dedi. Ne oldu ki dedim. Baban dedi kaza yaptı dedi. Ben şimdi onu aradım, babamla görüntülü konuştum. İyiyim, dinleniyorum dedi. Yarın muayeneye gidecekmiş tekrardan. Parmağına bakacaklar çatlağa. Ona göre belki alçıya da alabilirlermiş. Şimdilik bandaj yapmışlar. Çok gitmek istiyorum ama nasıl yapayım bilmiyorum. Burası da yakın ama bilmiyorum. Riske girmek de istemiyorum. Babam gelme, yarın gel dedi. Yarın görüşürüz dedi de. Aklım orada kaldı. Ya kötü durumda değil. Dediğim gibi baş parmağı sadece çatlamış. Diğer eli şişmiş. Zedelenmiş çünkü sürüklenmiş takla atınca. Dizi yaralanmış. 4 saat müşahedede tutmuşlar acilde. Çünkü travma falan olabilir diye gözetim altında tutmuşlar 4 saat. Stres oldum, çok canım sıkıldı. Üzüldüm yani, 2 gün olmuş hiçbir şeyden haberim de yok. Kimse de bir şey söylemedi. Evet.
bugünkü şeyi vlog tamamlamam herhalde. Çok biraz iyi değilim yani, toparlanmam lazım. Her kız çocuğu gibi ben de babamı çok düşkünüm. Çok seviyorum onu. Böyle bir şey olmasını da kimse için istemem. Hiç kimsenin başına ne anaya ne babaya ne evladı kimseye zarar gelmesin. Öyle kapanışı yapalım. Bugünlük benim bugünlük beni idare edin, sizleri seviyorum. Deneyeceğim, eğer gidebilirsen gitmek istiyorum. Gidemezsem yarın sabah hemen gidip göreceğim babamı. Kötü değil, ayakta yani, ama yine de işte Allah beterinden korusun. Bir dahaki vlogumda görüşürüz.